Aferin vallahi Azmi'nin oğluna. İyi iş çıkartmış. Çalışkan çocuk. Yani babasına inat açmış burayı. Serap zamanında öyle anlatmıştı. Azmi de az tilki değil ha. Önce çocuğu şirkete önermiş. Aklı sıra yerini sağlamlaştıracak falan ama olmamış öyle tabii. Serap öyle anlatmıştı. Adam haklı tabii. Kim olsa öyle düşünür. Nasıl haklı ya? Sen biraz önce demedin mi aferin Tarık'a diye? Dedim. Sen beni dinlemiyor musun Mesut? Dinliyorum hayatım, dinlemez miyim? Ne diyordun? Senin bir derdin var. Yo, derdim yok. Yok deme hiç. Aklın başka yerde. Anlat. İnşaat işleri biraz gerdi de beni. Ve inşaatlar iyi gidiyor diyordum. Yeni proje falan aldın hatta. İyi. Biraz sıkıştım be Hülya. Sakın bu konuda seni uyardım bana güvenme diye. Hülya, yani öngörülemeyen giderler oldu. Asla annemi aramam. Yok, o kadar değil. Bizim şu ortak mevduat hesabı var ya. Onu kullanayım diyorum. O hesap niçin açıldı biliyorsun değil mi? Zeynep'in geleceği için. Biliyorum. Kısa bir süreliğine hayatım. Daireler satıldıktan sonra bütün parayı direkt oraya aktaracağım zaten. Böylelikle senin bu romantik yemek davetinin sebebi de anlaşılmış oldu. Yok be hayatım, ne alakası var? Tamam Mesut, tamam. Ben seni tanıyorum. Hülya Hanım, iyi akşamlar. Merhaba Gönül. Nasılsın, iyi misin? Sağ olun, iyiyim. Çalışıyorum işte. Sizler nasılsınız? Biz de nasıl olalım? İyiyiz, aynı işte. Nazım ne yapıyor Gönül? Hala pilav işinde mi? Hala pilav işinde, evet. Görmediniz herhalde, kapıda satıyor. Tarık Bey'den izin aldı. Ay güzel. Böyle bir yerde olacak şey değil ama. Niye olmasın Mesut Bey? Zenginlerin pilavı başka türlü mü oluyor? Bildiğiniz pirinç işte. Yok, ben öyle demek istemedim ama neyse. İşler nasıl? Satışlar iyi mi bari? Allah rızkımızı veriyor çok şükür. Gönülcüğüm ne diyeceğim? Azra ile görüşüyor musun? Arada bir uğruyor Hülya Hanım. Ne yapsın kızcağız? Feride Hanım'ın yanında işe başladı biliyorsunuz. Vakit buldukça gelip gidiyor işte. Evet biliyorum. Onun için çok iyi oldu orası. Bir de kardeşine kavuşursa rahat edecek kız. Keşke bulsa. O kadar üzülüyorum ki onun için. Vay. Kimleri görüyorum. Merhaba yenge. Nasılsınız? Sağ olun Nazım Bey. İyiyiz. Mesut abi. Ne diyorsun bu Azra işine? Ne işi Nazım? Canım hani sonradan sonraya çelenlerin aklını çeldi ya. Nazım biz çıkalım artık size de. Bir dakika gülüm konuşuyoruz Mesut abiyle ya. Başına devlet kuş kondu vallahi resmen ya. Azra Feridan'ın yanında işe girdi ya, onu söylüyor devlet kuşu diye. Hadi iyi akşamlar, biz de işimize doğru gidelim. Afiyet olsun. Hadi. İyi akşamlar. Ne diyorsun sen devlet kuşu mevlet kuşu diye? Ne bilip bilmeden konuşuyorsun Nazım? Neyi bilmiyorum ben gülüm? Onlar da mı bilmiyor yoksa? Onu diyorum işte. Senin bilmediğini onlar da bilmiyor Nazım. Ya gülüm biz neyi bilmiyoruz? Açık da hele. Miras işini diyorum. Onlar bilmiyor. Miras mı? Bilmediğim ne var gülüm?